İsmail için dedin ki biraz daha ayakları yere basmalı Hocam maçı izlerken. Şimdi bir futbolcu çıkıyor. Futbolcuyu bir alıyoruz abi. Var ya çıkarıyoruz 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 tepeye. Uçuruyoruz abi. Adam diyor ki ben neymişim lan diyor. Ben diyor muazzammışım diyor. Hele Hürvatistan'da. Adam öyle değil sonra. tabii. Adam öyle değil. Adamı bir anlatıyorlar abi bir anlatıyorlar. Anam anam uçuyor kaçıyor koşuyor falan. Lan sonra adam bir şeyler yapmaya başlıyor. Ya bu olmaz diyorsun. Ne onu yapalım ne ötekini yapalım. İsmail'in daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Çok. Saçma sapan adama giriyor. Zamanında topu ayağından çıkarmıyor. Çok alakasız işlerde rakibe basıyor. Kumaşı iyi. Kumaşı iyi. iyi. Ama daha ister. Evet. Mesela ben... ben onun yerinde olsam. Bir hedef seçerim. Onu seçen hedef kim biliyor musun? Şöyle bakayım. Mesela bir, tüz, bir futbolcuyu seçerim. Ulan ben bunu gibi oynayayım derim. Hadi yani, bul bakalım. Bizim ilgimizden ha. Hani. Ha, kimi diyorsun acaba? E, bilemedim hocam. Bilmen şöyle. lazım senin gibi adam. Rakibinde oynuyor. Ha Toray Yani eh. Yani olsun öyle deme. Böyle bakarım nerede giriyor, nerede çıkıyor oyuna ne yapıyor? Nerede pislik yapıyor, nerede yapmıyor? <laughs> 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 Hepsine abi. bakarım. Öyle ee, deme ya. O, Tecrübeli mutlaka, abi. Mutlaka mutlaka. Adamın hocam. oynadığı yerlere bak. Hocam öyle kolay değildir bu iş. Bakarsın hedef alırsın. Lan, onun iyi şeylerini al mesela. Ne yapıyor? Mesela seyret adam ne yapıyor? Mesela yanında oynasa çok büyük avantaj. Çok şey kazanırsın. Yanında oynayan topçudan çok şey kıldırırsın. Evet. Fred'le mesela daha iyi oynuyor İsmail. Evet. Fred de o sahada olduğunda. Fred'in de tabii yine eksikliği ayrı bir konu Ama işte sakatlığı da ciddi bir sakatlık. Şimdi e, Ceko 16 golde kaldı. 16 gol 2 asist. Şimanski 9 gol 9. Bunlar ligde attıkları değerli izleyenler. Şimanski 9 gol 9 asist. Tadic 7 gol 7 asist. Bunlar tabii çok yüksek rakamlar. Cengiz de 7 gol 3 asist oldu bu arada Şaka Maka hocam. O kadar zaman şey kaçırdı. Ya, ama İrfan işte, Can 6 artık. gol 6 asist. Batu 5 gol 1 asist. Ya yani bu rakamlar e, bir, yani aşağı yukarı en az aslında 4 Aslında burada en garibanı Batşuay. Az süre alıyor değil mi? En garibi o. Garip Batşuay. Bugün mesela iyi bir vole yaptı. Evet. Kaleci iyi çıkarttı. çıkarttı. O ikinci hamlede pozisyonda. En tam çok vuramadı aslında. Tam vursa iyi vuruyor. Yani domuza vurur gibi vuruyor. iyi vuramadı o. Tom oturmadı. Şöyle çaktı. Yani biraz kapattı şöyle. İyi yani. vurdu mu zaten göremiyorsun. Kuvvetli adam. Batşuay'ı da beş gol bir asiste Ha şeye baktık. Fenerbahçe'nin 2013-14 sezonu İsmail Kartal'ın da yardımcı hoca olduğu son şampiyonluk sezonu 10 sene önce. O zaman Sol ve Webo böyle bir ileride dörtlü hücum gücü vardı. Şimdi Ceko Şimanski Tadic İrfan Can'ı koyduk çünkü İrfancan ağırlıklı olarak oynadı. o sezonki performanslar o ilerideki dört günün buymuş. Bu sezon sonu performansı değil mi? Sezon sonunda bunu yapmışlar. Şu şu lü. anda burası yakalamış. Burası olduk. neredeyse yakalamak üzere en azından aşağıdakiler. Yakalamış sayılır abi. Değil mi? Tabii. Sezon sonu bayağı farklı olur geçerler. Şu anda 46 ee, kaç? Bir dakika. 46 bu taraf 46 gol evet 19 21. Ama tabii hocam. Bu taraf bunların oynadığı takım kalitesiyle Bunların da takım kalitesi arasındaki farka var. Rakipler için mi diyorsun? Hem rakipler hem kendileri. Hocam yanlarında kimler vardı? Bunların yanlarında kimler var? E tabi. Hani şampiyon olmuş bir takım diye söylüyorum ama o zaman sanki lig daha kaliteliydi hocam ya. Rakipler de daha iyiydi. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Bizim ligimizin kalitesinde ciddi bir sıkıntı var. Ya bu, bu şey demek değil. Yani bütçelerle ilgili bir durum bu ekonomik sıkıntılar e, takımlarımızın belini büküyor. Kolay değil. Ha, önümüzdeki sene bu yabancı sayısındaki değişiklik işte 12 yabancı, 11 sahada e, yayın ihalesinden gelebilecek rakamlar orada böyle bir belli bir rakamın üzerine çıkılırsa ancak öyle rahat ederler. Futbolumuzdaki kalite sıkıntı... yabancı adediyle hiçbir alakası yok. Çok net söylüyorum. Yabancıyı onu yap bunu yapa böyle değiştiriyorsun abi. Onu da defa değiştirelim. Hocam belli kıstaslar getireceksin. O tip oyuncuları alacak. Yerlilerin o iyileşmesi lazım. Kıstaslarda yani. oynamayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Yabancı oyuncuyu arttırdığın zaman yerli oyuncu daha fazla gitti Avrupa'ya. Çünkü baktılar ki burada şey abicim yerli oyuncu Türkiye'de yerli oyuncu yabancıyı kısıtlıyor yabancı yabancıyı kısıtlıyorsun yerli oyuncuya ben 700 bin liralık 600 bin liralık milyonluk 600 bin Euro'luk oyuncuya 2 milyon veriyorum. Ben onu Afrika'dan getireceğim bir oyuncuya 400 bin liraya oynatabilirim ama. Adam da bu sefer tembellik yapıyor, gitmiyor. Ben nasıl olsa oynarım diyor. Ama öbür türlü yapınca ben bir Avrupa'ya gideyim diyor. Artık ekmek burada yok diyor. Hocam. Ya ona bakmayın. Kaliteyi öbür türlü getirin. Zorlayın kulüplere veya ikinci kısım yani hangi takım daha genç oyuncu oynatabiliyor? Aşağıdan gelen oyuncu Hocam, oynatıyor. Ülkesi... Bilmem ne yapıyor filan filan filanlara İyi paralar verin, teşvik edin. İşte bütçesi biraz düzgün olunca çer çöp yabancı getirmiyorlar. Şimdi çer çöp yabancı getirdim mi sıkıntı. Ee, biraz genç yabancı bulmaya çalışsalar ol, olmuyor. Kaliteli yani eskiden etolar şunlar bunlar geldi. 3.30 kuruşa gelmiyor. O takımları nasıl taşıdı o yabancılar? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray'ı sahabe ki Bayern Münih'e gitti. Nereden gitti? Şampiyonlar Ligi'nde gördüler gitti. Çağlar Söylücü gelip Fenerbahçe'ye geliyor. Başka bir sezon olsa gelmeyebilirdi. Bu sezon geliyor. Niye? E, Avrupa şampiyonası var. var. Oynayacak. Oynarlarsa orada piyasa artacak. Sen bunları yaparsan zaten sen futbol kaliteni yukarıya çekersin. Mecburi geliyor. Ben diyor oynayayım ki diyor bir 15 maç, 10 maç, 15 maç. Bayern mini. Ben oraya gideyim. Saşa diyor. Boya hocam iki şampiyonlar ligine bir baktı. Allah dedi yani. E tamam. Şimdi evet. orada oynarsan ne olacak? Tabii. Parası bu kadar takım. Ol. daha olacak parası. Tabii. Yani işte o Avrupa Şampiyonası'na gideceksin. Bir defa Avrupa Şampiyonları'ndan, Dünya Şampiyonları'ndan eksik kalmayacaksın. Tabii hocam. Oralar seni yukarı taşır. Ve Oralarda mücadele. Şampiyonlar Ligi'ne iki düşünür. takım sokabilmeliyiz. Sana gelip oynamak istiyor. Bak, şeye giden, Real Madrid'e giden futbolcu bile ufaklık kızıyor. Niye oynamıyorum diye. Arda'yı mı diyorsun? Tabii, tabii, Posta atıyor. Niye? Çünkü mil takıma girmek istiyor. Orası vitrin olacak. E Bonucci mesela Union Berlin'de çok şey oynayamıyordu performanslı son bir kez oynamak istiyor Euro 2024'te. Buraya gelmek istedi. Evet, işte. Gerçi bugün de yedek kaldı da. Ufak tefek sıkıntıları varmış. Hafta içinde antrenmanlarda ağrıları varmış. Cengiz İrfan ve Çağlar'la buluştuk diyor hocam. Evet. Ee, i̇yi bir üçlü tabii. Onlar çok eskiden beri arkadaş. E, takım arkadaşı. E, ve birbirleriyle de çok iyi anlaşan isimler. O gol atınca ben mutlu oluyorum. Ben atınca o mutlu oluyor diyor. Bu tarz şeyler biri bir araya getirmek de avantajdır aslında. Hocam artistlik yapmasınlar. Ben de girip ben mutlu olmak isterim. <laughs> ya, ben atayım ben mutlu olayım diyor. Ben de girip atayım <laughs> mutlu olayım. İrfan'ı gördüm. Kenarda biraz pek mutlu değildi. Hocam oynarsam mutlu Şahlarla olurum. Çağlarla 17 senedir arkadaşız diyor. Tabii daha küçük şeyden. Altın Ordu'dan. Eee çok eski bir arkadaşlık Cengiz'in. Mutlu olmuştur. Tabii ki gelmesinde de e, eminim payı vardır. Bakalım Çağlar nasıl bir performans gösterecek. Hocanın dediği gibi bunlar hep Euro 2024 yatırımı hocam. Tabii abi. Yani oyuncular da orada olmak istiyor. O vitrinde olmak istiyor. Orada olacaksın ki transfer yapacaksın. Ya işte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sağ sattı 30 kağıda. Bir kağıda aldıydı değil mi? İşte bak. 12 Ya bir buçuk olsun hadi. Yok, Abi, o kadar yok. Bu başarı çok büyük başarı. Bu başarı. Çok büyük başarı hocam. Böyle. Bunu İyi transfer. Başarı. Böyle. Ligimizden şimdi vereceğim birazdan. Ama daha. şunu da söyleyeyim. O çocuğu. O listeyi verseniz o çocuk önce. kadro harici kaldığı halde bile. Antrenmanlarını yapmış bilmem Onu o zaman konuşuyordu Diyordu biliyorsun işte konuştuk evet. ya hep. Evet. Şeye götürülmedi. Evet. Ee, kampa götürülmedi. Bir sakatlık oldu, bir şey oldu. Bir formayı buldu. Aynı Gökhan Gönül gibi. Formayı bir buldu evet. bir daha bırakmadı. Tamam. Öyle mi? Öyle hocam. Demek ki futbol topuyla yattı, futbol topuyla kalktı. Karşılığını da aldı işte. Buyurun. Hocam iyi oyuncudan formayı alamazsın.